Bilseydim Fatma ile Zafer'in nişanına giderdim. Orası daha eğlenceli. Tamam. Diğer alem seni bekler. Dikkatli olun. Her yeri kontrol edin. Her deliği kontrol edin. Yürü. Dışarı tamam mı Emre? Tamam kumandan. Gel. Ahvalin ne Sait? Kötü abi kötü. Sık dişini astım. Nasıl kaldı? Sık dişini. Hadi. Üşümüşsündür diye düşündüm. Gerek yoktu. Bu geceden sonra ömrümün geri kalan her gününü seni mutlu etmeye ve isteklerini yerine getirmeye adayacağım. Öyle mi? O zaman biraz yalnız kalmak istiyorum Zafer. Tabii anlıyorum.
Yoruldun bu gece. Dinlenmeye ihtiyacın var. Aslında ne hissettiğini biliyorum. Biliyor musun gerçekten? Şehrimiz kuşatma altındayken seninle evlenmek için bu kadar aceleci davranmamı düşüncesizlik ve şımarıklık olarak görüyorsun. Ama ben seni seviyorum Fatma. Hayatım boyunca tek amacım seni ve doğacak çocuklarımızı güvende tutmak olacak. Hatta sen de istersen düğünden sonra başka bir şehre gideriz. Savaşın olmadığı bir şehre. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Zafer? Ben yerimi, yurdumu, halkımı bırakıp da hiçbir yere kaçmam. Eğer kaçacağımı düşünüyorsan da beni hiç tanımamışsın. Fatma, bu topraklar bir daha ne zaman sükunete erir belli olmaz. Eğer savaş içinde yaşamak istemiyorsak olabildiğince uzağa gitmemiz gerek. Doğacak çocuklarımızı düşün. Ben savaştan korkmuyorum Zafer. Halkımı bırakıp da hiçbir yere kaçmam. Sen korkuyorsan o başka. Hayır, tabii ki korkmuyorum. Ben sadece... O zaman bir daha bana böyle saçma sapan tekliflerle gelme lütfen. Tamam. Sen nasıl istersen. Çok geç oldu. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Hırpalamışlar seni deli oğlum. İyi de yanmışım maşallah. Senin hep yapmak istediğini İngilizler yaptı. İçten içe nasıl sevindiğini bilmiyorum sanma. Keşke her diyeceğimi böyle demeden anlayıversen. Aa, tamam tamam bastırma bastırma tamam. Kumandanım. Geldiğime sevinmemiş gibisin. Senin tüm sevdalardan daha üstün bir sevdan var. Git vatanın için ter dök. Ellerin bana ulaşmak için değil. Davanda muzaffer olmak için parçalandı. Git artık Ali. Bu kadar mı üsküple? Bilseydim Fatma ile Zafer'in nişanına giderdim. Git artık Ali, git! Kumandanım. İyi miyim? İyiyim ben. Sizi bu kadar derinlere, diplere çeken nedir ki kumandanım? Sessizliğiniz bir çığlık gibi yüreğimizi yıkıyor. Nedir sizi lal kesen kumandanım? Aklınızdan ne geçer? Aklımızdan da, yüreğimizden de, vatandan gayrı ne geçebilir ki? Vatandan başka kime gönlümüzü açtıysak, yarı yolda bıraktı bizi. Bundan böyle herkes canına sahip çıksın. Düşmanın eline düşeni şehit sayacağız. Onu kurtarmanın peşine düşmeyeceğiz. Tek hedefimiz, tek hayalimiz İngiliz'i bir an evvel teslim olmaya zorlamaktır. Raşat haber edin, buraya gelsin.
Hoş geldiniz Yüzmüş. Ben de sizi çağıracaktım. Ne yaptınız? Hazırladınız mı istediğim raporu? Evet efendim. Ben de istediğiniz raporu getirmek için gelmiştim. Ayrıca söylediğiniz konu hakkında da önemli gelişmeler var. Çıkabilirsin. Evet Yüzbaşı, dinliyorum. Arz edeceğim efendim. Efendim, elimizde tuttuğumuz Sait isimli Türk casusu kaçmayı başarmış. Allah kahretsin. Ne zaman olmuş bu? Bu akşam efendim. Üsküplü. Yüzbaşı Hamilton'ı yemleyip ajanını kurtarmayı başarmış. Ayrıca askerlerimizden de çok sayıda ölü var maalesef. Şu düştüğümüz hale bak. Sirk maymunu bile bu kadar maskara olmamıştır. Üsküplü de işe eğlenceye çevirdi artık. Efendim, Hamilton debelendikçe daha fazla batıyor. Korkarım bu hali başımıza daha büyük sorunlar açacak. Hemen Hamilton'ı çağırtmalarını söyleyin bana, çabuk. Emredersiniz efendim. Kim bilir ne vakitleri var burada bu tünel. Üsküplü. Şehrin altını üstüne getirmiş. Mahtum! Mahtum! Emredin efendim. Sen benim bu evdeki gözüm kulağımsın. Bir daha böyle bir zafiyetle karşılaşırsam yakarım seni Mahtum Efendi. Bunu böyle bil. Efendim, emrinizi doldurtalım. Hayır. Bu tünel kapanmayacak ve buraya kimse girmeyecek. Adamlara da söyle, tünelle alakalı tek bir laf etmeyecekler. Anladın mı? Vakti geldiğinde işime yarayabilir bu tünel. Dışarıda ne işin var? Hasta olacaksın. Geçelim hadi gel. İstemiyorum. İyiyim. Fatma yapma Allah aşkına. Hadi geçelim içeri. Hadi. Hayır Zeynep lütfen. Burada kalmak istiyorum. Dur ne yapıyorsun? Fatma parmağını koparacaksın. Artık nasıl yaşayacağım Zeynep? Ne yapacağım ben? Dök içine. Gerçi hala bir çaresi var. Kumandanla konuşsan. Anlatsan her şeyi ne olur. Olmaz Zeynep. Ben bu gece bu salonda öldüm. Kalbim buz gibi. İçim üşüyor. Anneyi bu karanlığa çekemem. Sen böyle konuşunca Mehmet'le ilgili umutlarımı yitiriyorum. Sen de harap etme kendini. Pes etme. Bize bu yapılanlar reva mı Zeynep? Bütün umutlarımızı yakıp yıktılar. İkimizi böyle bir başımıza cehenneme attılar.
Aşk şimdi çöldeki bir serap gibi. Ben de o serapın peşinde. Kum fırtınasındaki ölümü seçtim. Ama unutma Fatma. Çöl seraplarıyla olduğu kadar mucizeleriyle de bilinir. Çıkmadık candan umut kesilmez. Biz pes etmeyeceğiz. Yarın yepyeni bir gün olacak. Ah benim güzel kalpli Zeynep'im, ah. Ölümü ne kadar çabuk kabullenirsem o kadar iyi olacak benim için. Şimdi beni yalnız bırak hadi. İzin ver yanında kalayım. Zeynep lütfen. Yalnız kalmak istiyorum. Lütfen Zeynep. Lütfen. Tamam. Ama söz ver. Bir şey olduğunda hemen sesleneceksin. Toprak bende olur sesime. Sesime ulaşmaz ihtiyacım olur. Beni emretmişsiniz efendim. İyi bir askerle İyi bir kurmay arasındaki fark nedir bilir misin Hamilton? İyi bir asker kimsenin vuramadığını vurur. İyi bir kurmaysa... kimsenin göremediğini. Senin gözlerinde bir sorun var mı? Hayır efendim. Rezaletin başka bir açıklaması olmalı. Önce silahlar, sonra Üsküplü, şimdi de Sait. Oysa bana söz vermiştin yüzbaşı. Uydurabileceğin başka bir mazeretin kaldı mı? Sükût, kabulün en muteber halidir. Ancak gerçekler senin kadar sessiz değil Hamilton.
Vermekten korkmuyor musun Hamilton? İyi bir kurmay 38 kalibrelik bir silahta topluya kurulan tek bir merminin tetik altında olup olmadığını bilir efendim. Doğru. Doğru. Zaten bize senin ölün değil dirin lazım. Bundan sonra Büyük Britanya ordusuna kutta değil, başka bir cephede hizmet edeceksin. Efendim, bütün ayrıntıları planlamıştım. Bazı talihsizlikler oldu. Askerin iyisi. Talihin kötüsünde belli olur Hamilton. Daha fazla bu üniformayı kirletmene izin veremem. Bundan böyle şehrin güvenliğinden sorumlu değilsin. Seni görevden alıyorum. Emredersiniz efendim. Dışarı çıkacağım. Bağışlayın hanım. Neccar Bey'imin katı emri var. Sana kapıyı aç dedim. Açayım. Ama beni canımdan edersiniz hanımım. Bunu bilin. Nişanlandığımı öğrendiğinde keşke diyeceksin belki de. Keşke bu kurşunu hiç çıkarmasaydım bedenimden. Ah diyeceksin bana. Kızacaksın biliyorum. Ama bir gün neden yaptığımı anlayacaksın. Keşke yanımda olsan da anlatabilsem sana her şeyi. Thank you.
Neden yaptın bunu? Neden söylemedin bana? Bu kadar yakınken umut ettiğim her şeyi. Neden Irak yollara sürgün ettin beni? Yaralarına merhem olurum dedim ama bak ben yara bere içindeyim Ali. Düşmanımdan aldım haberini. Bir elinde silah, bir elinde hançer vardı. Ama ikisiyle de öldüremedi beni. Senin bir sözünle ayağa kaldırdın Ali. Düşman bir sözüyle yıktı Fatma. Ayaz'da bıraktın beni. Beni bağışla Ali. Sana sevdam çöle yağan kar gibi artık. Bir mucize bekliyorum her şeyin düzelmesi için. Vatanımdan gayrı kimsem yok dedim. Ben sana memleket olurum dedin. Zindan oldun. Serhattim sana uzak artık. Sen bana memleket olamazsın Fatma. Allah'ım yardım et bana. Beni düştüğüm bu kuyuda çaresiz bırakma. Bir kokun bir de bu kurşun kaldı senden bana. Affet beni. Teşekkür ederim doktor hanım. Bugün nasılsın Alfred? İyiyim komutanım, sağ olun. Bu akşam taburcu edeceğiz. Vücudu çabuk toparlandı. Sana haberlerim var Alfred. General beni görevden aldı. Efendim bu ne demek? Eğer durum böyleyse ben de görevi bırakırım. Bana olan sadakatin için sana teşekkür ederim Alfred. Hayat gerçekten de sürprizlerle dolu. Daha geçen gün beni Hindistan'a göndermekle tehdit etmiştiniz. Ama Tanrı'nın işine bakın ki görevden alınan siz oldunuz. Ya hayat işte. İnsanı gerçekten şaşırtıyor. Peki şimdi Zeynep'e ne olacak yüzbaşı? Onu artık benden koruyamazsınız. Seni zerre kadar umursamayan ve senden hiç korkmayan bir Arap kızını bu kadar kıskanıyor olman seni gerçekten gülüş duruma düşürüyor Alisa. Kaldı ki Zeynep'in kendini koruması için bana ihtiyacı yok. Duyduğum kadarıyla da seni bayağı bir hırpalamış. Onur'u elinde alınmış bir asker için oldukça keyifli görünüyorsunuz. Yoksa bilmediğimiz bir şey mi var? Dediğim gibi Alisa,
Hayat sürprizlerle dolu. İşgalcilerin hedefinde. Eğer biz İngilizleri bir an evvel teslim almazsak vakit kazanıp moral bulacak, bu diyarları da işgal edecekler. Yeterince vakit kaybettik. Vatanın topyekun ayağa kalkmaya, zaferlere ihtiyacı var. İngilizlerin o ceberrut suratına bir Osmanlı tokadı daha indireceğiz inşallah. Böylece memleketimizde uyanış başlamış olacak. Emriniz nedir kumandanım? Bu kağıtta yazılanları çoğaltın. Aklınıza gelebilen her yere dağıtın. Camide insanların ayakkabılarının içine, vakıfta kadınlara, sokaklara, kahveler her yere, her yerde halkı galeyana getirecek hareketlere başlayacağız. Siz hiç merak etmeyin kumandanım. Biz bu ateşi harlandırıp halkın işgale karşı isyan duygusunu yükseltiriz inşallah. Hintli Müslüman kardeşlerimizi artık harekete geçirmeyi istiyorum. Askerlerim benden emir bekliyorlar kumandan. Siz hiç merak etmeyin. Bunları yapmak istediğimiz hareketlenmeler için yeterli olacak mı? Olmayacak. Bunun için şehrin ileri gelenleri, söz sahibi kişileri, okumuş gençleri, etkin kadınlarıyla tek tek konuşup onları da yanımıza çekeceğiz. Mutlak bir zafer için her şeyi tamamlamış olacağız. Ne zaman başlıyoruz kumandanım? Vakit kaybetmedim. Hemen. Şehrin kuzeyinde yoğunlaşıyor. Şehre başka giriş yolumuzun olmadığını biliyorlar. Ki hakikat de öyle. Birinci savunma hattıyla şehir merkezi arasındaki mesafe kısa değil. Bu hat Dicle ile Hıdeyri Kalesi arasında yer alıyor. İşte bu hattı açtık mı, bu iş tamamdır. İngilizler günlerdir çalışıyor efendim. İlk savunma hattını dayanıklı bir hale getirmek için müstehkem bir mevkiye dönüştürdüler. Bu gayet tabii yüzbaşı. Onların işi savunmak, bizimkisi saldırmak. Ya dikenli teller kumandanım. Mevzu bahis hat boyunca siperler kazılıp önleri üst sıra dikenli telle örüyor. En elzem meselelerden biri tel makasları. Ziyadesiyle tedarik edip ağızlarının bakımını mutlaka yaptır. Emredersiniz kumandanım. Tellerin gerisinde iki müdafaa hattı daha var. Evlerin çatılarına yerleştirilen makine tüfekler ve keskin nişancılar da ayrı bir mesele. Bir dağın zirvesinde kartal da bulunur, yılan da. Fakat biri oraya süzülerek gelir. Diğeri sürünerek, sinerek. Zordan kaçarak kesin zafer gelmez. Bu hattı aşacağız. Başka yolu yok. Yüreği kan deryası cephelerdesin hanım, ateşten binesiniz.
Yorgun omuzlarımızda ayaklarımızı titreten emanetler var. Şu rahvan atların adımlarını yel eyle, tez ulaştır, bize yardım et. Kuşatmanın uzaması Londra'nın bize karşı olan tahammülünü de azaltıyor. Ordu içindeki disiplinsizlikler ve şehirde yaşanan zafiyetlerden dolayı savaşı unutur hale geldik. Zafer için kuşatmaya odaklanmamız gerekiyor. Bu nedenle yeni bir başlangıç ve yeni görevlendirmeler yapacağım. Yeni görevlendirmeler askerlerimiz üzerindeki yılgınlığı da atacaktır efendim. Yüzbaşı Alex. Yüzbaşı Hamilton'ı görevden alarak yerine sizi atıyorum. Bu görevde daha önce bulundunuz. Şehri en iyi tanıyan kurmayım sizsiniz. Bu sefer vazifemi en iyi şekilde yapacağımdan şüpheniz olmasın efendim. Size yardımcı olması için de Yüzbaşı Rajat'ı görevlendiriyorum. Birlikte bu görevi en iyi şekilde yapacağınızdan şüphem yok. Hiç merak etmeyin efendim. Size gelince baylar. Yüzbaşı Hamilton'ın aldığı hatalı kararlar maalesef bize büyük zarar verdi. Türk ordusunun içine yerleştirdiğimiz casusumuz da istenilen sonucu elde edemedi. Çok zaman kaybettik. Emriniz nedir efendim? Yeni görevlendirmeler yaparak başlamış olduk zaten. Ancak savaşı kazanmak için bizim de yeni stratejiler öğreterek daha fazla mesai harcamamız gerekiyor. Emredersiniz efendim. Siperlere taşıyın. İstikam neferlerine zimmetlenecek. Mühimmatı Akif Yüzbaşı'nın neferleri taşıyacak. Emredersin çavuş. Emredersin çavuş. Siz de bu talimatlarını alıp yarın en ön siperdeki neferlere dağıtacaksınız. Bakın bunlar çok mühim. Tel örgüleri bunlar olmadan aşamayız. Sakın olan oksan gitmesin. Emredersin çavuş. Şimdiden götürün. Şafak sökerken dağıtılacak. Diğerlerine dağıttıralım mı çavuş? Onlar lazım gelirse. İllaki lazım olur. Şehre hücum edeceğiz. Karşında asker bulamayacaksın Hasan. Onlar bize surların, siperlerin ardından gizlenerek ateş edecekler. Eğer hendekleri, tel örgüleri aşamazsak... mühimmat yerine şehadet getirin kardeşim. Deme öyle be çavuş. Başarız evvelallah. Yok. Kut'a geleli bir seneden fazla oldu. Nice kardeşlerimiz erdi şehitlik makamına. Bizim de vaktimiz gelmiştir belki ha? İnşallah. İnşallah. Haydi vazife başına, haydi. Seni çağırıyor.